Merhaba. Bu hafta 15 Temmuz 2016, Türkiye'nin en karanlık gününün 8. yıl dönümünü idrak ettik. İktidar ve iktidarın karşısında konumlanan medya ve siyasetin resmi ezberi ne olursa olsun toplum şu iki konuda hemfikirdir. Buna emin olabilirsiniz. 15 Temmuz darbe girişimi anlatısı bir gruba ihale edilemeyecek kadar karmaşık ve geriye doğru muazzam bir organizasyonla inşa edilen komplolar bütünüdür. Sonraki 8 yılda dizayn edilen rejim ise yaşanan toplumsal kaos ve korkuların üzerine bina edilmiştir. Sözde meşruiyetini buradan almış, önceleri göz yumulan hukuksuzluk barbarlığa evrilmiş, ilk düğme yanlış iliklenince arkası da öyle gelmiş, ekonomik ve sosyal buhranı sonuç vermiştir. Bugün Türkiye toplumu rejimin 15 Temmuz'u her kritik dönemeçte işte nasıl fırsata dönüştürdüğünü acı acı fark ediyor ve fakat Sular çok yükseldiği için karşı koyacak gücü bulamıyor. Dert bununla da sınırlı değil. Ülkenin yetişmiş insan gücünün tasfiye edilmesiyle bünye zayıf düştüğü gibi peşi sıra rejim yargısının kadrajına girmediği halde mevcut kariyerinden vazgeçen beyinlerin göçü eklendi. Türkiye gençlerinin hayal kuramadığı bir ülkedir. İpek Medya binasının kapısının önünde Rejimin birlikte iş tutabileceği, itiraz etmeyecek kadrolara ve buna uygun siyasal zemine gereksinimi vardı. Bunun için varlıklarını egemenlerle paylaşmayan iş insanlarının, propaganda bültenlerini yayımlamayan medyanın, halkta karşılığı olan politikacıların olmaması gerekiyordu. Selahattin Demirtaş yaklaşık 8 yıldır bu yüzden içeridedir. İktidarın tutsağıdır. Osman Kavala da öyle. Devamla hiçbir delili çürütülememiş 17-25 Aralık 2013 büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını yürüten polisler başta, emniyet camiasının yetişmiş kadroları iki gün sonra 22 Temmuz'da hapiste 10. yılı dolduracaklar. Çünkü olmamaları gerekiyordu. 17-25 Aralık büyük kadro tasfiyesine vesile yapıldı. Eş zamanlı olarak sulh ceza hakimleriyle yargıya biçim verildi. Fakat bu yetmiyordu. 1 Kasım 2015 seçimlerinde her iki kişiden birinin AKP'ye oy vermesi de kesmiyordu. 15 Temmuz'un ilk saatlerinden itibaren yüz binlerce insan önceden hazırlanmış fişleme listeleriyle peyderpey kamudan tasfiye edildi. İçişleri Bakanı 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde kendi bakanlığının bilançosunu verirken, bakanlığımızın çeşitli birimlerinde görevli 44.444 şahıs ihraç edildi dedi. Bu sadece tek bakanlık. Bunun adaleti var, milli eğitimi var, sağlığı var, savunması var. Yalnızca kamu değil, girdaptan özel sektör de kurtulamadı. Şimdilerde iktidardan kopan bir kamuoyu araştırmacısının yaptığı son ankete dayanarak AKP'nin 22 yıllık dönemi kapanıyor tespiti, yine iktidarın koptuğu milli görüş geleneğinin bir parti yöneticisinin anayasa değişmezse Erdoğan ABD'ye gider sözleri sadece durumun sürdürülemez olduğunu söylemiyor. Çıkmazı ve çözümsüzlüğü de yüze vuruyor. Bugün Suriye ile diyalog yolu arayan bir liderler buluşması için Beşar Esad'a adeta yalvaran Tayyip Erdoğan içeride de muhalefetle belli konularda uzlaşarak krizi atlatmayı planlıyor. Ve fakat yaşanan artık kriz değil, büyük buhran. Eski Erdoğan muhiplerinin bir dönem kapanıyor ya da kaçacak gibi yorumlarını hatırlatınca hangi öngörünüz tuttu ki gibi bir itiraz oluyor. Haklıdır da bu sitem. AKP rejiminin şu son 10 yılda yaşanan binlerce skandaldan herhangi biriyle gitmesi gerekirdi. Her defasında onu orada tutan, can suyu veren, meşruiyet bahşeden ve belli havuçlara tab olanlara yazıklar olsun. Ülkenin en az yarısının umutlarını ve hayallerini her seçim döneminde siyaset masalarında meze yapan omurgasızlar ve onlara sayfalarında, ekranlarında paye veren basın yayın organlarının rahat at oynatabilmeleri için işini düzgün yapan kadroların olmaması gerekiyordu. Bakın üç gün konuşuldu ve unutuldu. İzmir'de iki insan yağış sonrası su birikintisinden geçerken elektrik akımına kapılarak öldü. Yakın dönemde bu kadar acı veren başka görüntü hatırlamıyorum. Bu onların öngörebilecekleri bir kaza değildi. Yaşamlarıyla ödediler. Oysa bir gazete 2019 yılında elektrik kaçağının ölüm tehlikesi yaydığını 5 yıl sonra yaşanacak faciayı haber vermişti. Çözüm için illa biri mi ölmeli başlığıyla. Fotoğrafını da koymuş aynı yer. Alsancak vapur iskelesinin karşı sokağı. Tehlikeye dikkat çekildiği, riskler hatırlatıldığı halde önüne geçilemedi. Bu çıplak Türkiye fotoğrafıdır. Bölgede elektrik kaçağı giderilmiş olsa da giden gitmiştir. Büyük resimde ise olacakları kestirebilmek güçtür.